Katliamlar arasında taraf tutulur mu? Hamas'ın yaptıkları. Sivil mivil dinlemedi. Festival mestival bakmadı. Önüne geleni öldürdü, katletti. Kadın çocuk dinlemedi. Sivillere saldırdı. Savaş hukukunu bir tarafa bıraktı. İsrail'in yaptıkları. Aynısını daha yüksek ölçekte İsrail yaptı, yapıyor. Her taraftan kuşatma altında tuttuğu Gazze'ye bomba yağdırdı, yağdırıyor. Kadın çocuk bakmadı, bakmıyor. İnsan ne yapar? Katliamlar arasında taraf tutmaz. Her iki katliama da aynı şiddette itiraz eder. Katliamlara mazeret üretmez. Öldürülenlerin de, ölenlerin de kimliğine bakmaz. Erdoğan'ın çizgisi değişiyor. Erdoğan'ın çizgisi şuydu, her iki tarafı da sivil katliamlara karşı uyarmak. Her iki tarafa da itidal tavsiye etmek. Her iki tarafı da fevri davranışlardan uzak durmaya çağırmak. Ateşkesin bir an önce devreye girmesi için göreve hazır olduğunu vurgulamak. Esir takası konusunda arabuluculuk yapabileceğini söylemek. Erdoğan bu çizgisini sürdürüyor. İsrail'deki sivil katliamlara güçlü biçimde itiraz eden Erdoğan'ın Gazze'deki insanlık dramına en yüksek sesle itiraz etmesi beklenen bir gelişme. Erdoğan'ın İsrail'e şu uyarısı da baştan beri izlediği çizgiyle uyumlu. Sivil yerleşim yerlerini bombalamak devlet refleksi değildir, örgüt refleksidir. İsrail örgüt gibi davranırsa örgüt gibi muamele göreceğini unutmamalıdır. En başta söyledim, yine söylüyorum. Eğer Orta Doğu ateşi sönecekse bu Türkiye'nin iki tarafla da konuşuyor olmasıyla mümkün olacaktır. Bakan yardımcısı neler yapamaz? Netanyahu bir paylaşım yapmış, var gücümüzle devam ediyoruz yazmış. Altına da bombardıman görüntüsü koymuş. Gerçekten insanlıktan nasibini almamış bir paylaşım. Sinir bozucu, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz da buna karşı Netanyahu'ya "Gebereceksin" diye cevap yazmış. Sosyal medyada atış serbest. Herkes istediğini yazıp çiziyor ama eğer adınızın altında bakan yardımcısı yazıyorsa herkes gibi davranma lüksünüz olmaz. Bakan yardımcısı olmak bazı lükslerinizin olmaması anlamına geliyor. Mesela şunları herkes yapar ama bakan yardımcısı yapamaz. Sosyal medyada sorumsuzca paylaşımlar yapamaz. Türkiye'nin dış politikasını olumsuz etkileyecek paylaşımlar yapamaz. Makamının ağırlığını hafifletecek paylaşımlara girişemez. Türkiye'nin büyük bir dikkatle yürüttüğü politikaya gölge düşüremez. Yaptığı paylaşımın nerelere gideceğinin farkında olmadan davranamaz. Devlet adabından milim çıkamaz. Seviyorum Bahçeli'nin bu tutumlarını. Saadet ve Gelecek Partisi'nin ortak grubunda mecliste bir oturma krizi çıkmış. Ön sıraya oturacağız demişler, kriz tam büyürken Devlet Bahçeli devreye girmiş. MHP'nin ön taraftan iki koltuğunu vermiş, krizi çözmüş. Seviyorum Bahçeli'nin kriz çözücülüğünü. Tok gözlülüğünü, yüce gönüllülüğünü, lüzumsuz gerginliklere izin vermemesini, fedakarlıktan kaçınmamasını. 90'larda çok Kral TV izlemiş olabilir mi? Meral Akşener'in kısa sürede iki atılımı, önce Mustafa Sandal'ı partisine kazandırmak istediği, sonra Hakan Peker'i Safranbolu Belediye Başkan adayı olarak ilan etti. Mustafa Sandallar, Hakan Pekerler. Acaba Meral Akşener 90'larda biraz fazla mı Kral TV'ye takılıyordu? Ofisinde çalışırken, evde yemek yaparken televizyonda hep Kral TV mi açıktı? İyi ki seçimi kazanamamışız. Seçimin ardından meydana gelen her gelişmede muhalefete oy veren kesimlerden şu cümleyi işitmeye iyiden iyiye alıştık. İyi ki seçimi kazanamamışız. Sonra İsrail-Filistin meselesinde CHP cephesinin bocalamasının ardından bu cümle yine tedavüle girdi. Bir partinin seçimi kazanamamasından çok daha vahim durum şudur. Kendi taraftarlarına iyi ki kazanamamışız dedirtmek. Fauda izlemenin tam sırası. İsrail yapımı bir dizi, evet İsrail bakışıyla hazırlanmış, evet bazen haddinden fazla yanlı, evet izlerken bazen insanı çıldırtıyor. Fakat yine de makul sayılabilecek tarafları da yok değil. Filistinlilere empati yapıyorlar arada sırada. Neyse, bu diziyi izlemenin tam sırası demenin asıl nedeni şu. Hem Filistin'in nasıl bir sıkışmışlık içinde olduğunu hem de İsrail'in nasıl bir güvenlik paranoyası içinde olduğunu çok gerçekçi biçimde gösteriyor. Dizinin taraflı yanlarını bir tarafa bıraktığınızda geriye Filistin mahallelerinin, sokaklarının çaresizliği, haklı öfkesi ve sıkışmışlığı kalıyor. Sinirlerime hakim olabileceğime kendimi ikna edebilirsem korkarım ben bu akşam bu diziyi yeniden izlemeyi deneyeceğim. Öfke kontrolü sorunu olanlara ise kesinlikle tavsiye etmem. Tezkereye hayır demek. Şu konjektürde CHP'nin tezkereye hayır diyeceğini açıklaması ilmi siyaset bilmediğinin kanıtıdır. Duyarlılıkları hiçe saydığının kanıtıdır. Yabancı asker mazeretinin tutmayacağını hesaplayamadığının kanıtıdır. Anadolu'dan oy alma niyetinin olmadığının kanıtıdır. Millilik tartışmalarıyla heder olacağının kanıtıdır.
Cumhur İttifakı'na süper gollük bir pas verdiğinin kanıtıdır. Akademik iki kitap konusu, bilimsel yöntemlerden zerre sapmayacağına herkesin emin olduğu hatırı sayılır akademisyenlerimizden iki kitap yazmalarını bekliyorum, talep ediyorum, arz ediyorum. Birinci kitabın adı Araplar Bizi Arkadan Vurdu Mu? İkinci kitabın adı Filistinliler Topraklarını Sattı Mı? Bu iki konuda sosyal medyada yükselen gürültülerden çok sıkıldım. Yetiş ya bilim, yetiş ya akademi. Ahmet Hakan, Hürriyet.